Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğü 1 milyon TL üzerine çıkarma hedefiyle yola çıktık. 100 gün geçti hedefe ulaşamadık. 1 milyon TL'lik hisse senedi sahibi olamadık. Pes etmiyoruz analizlerimize videolar aracılığı ile devam ediyoruz. Hedefe ulaşana kadar anlatmış olduğumuz model çerçevesinde tek seferde yüklü olarak hisse senedi alışı yapmak yerine gün bazlı hisse senedi alış emirlerine devam ediyoruz. Bunun bizim açımızdan nasıl bir önemi var hisse senetleri bunlar. Bazı günler aşağılara, bazı günler yukarılara doğru hareket edebilir. İşte aşağılara doğru hareket ettiğinde de bu model sayesinde maliyetleri düşürmüş oluyoruz. Borsa İstanbul 500 endeksine baktığımız vakit bugün 500'e nazaran daha sert bir şekilde yukarıya doğru hareket ettiğini gözlemledik. %0.46'lık bir artış söz konusu. 500 endeksi Borsa İstanbul'da en büyük 100 şirketi içerisinde barındıran Borsa İstanbul 100 endeksi %0.26 yukarılara doğru hareket etti. 8500 seviyesine yaklaştı fakat 8500'ü geçemedi. Evet Halkar hisse senetlerinden Kuzey Boru ve Cates Elektrik hisse senetlerinin ikisinin birden bugün tabana oturduğunu gözlemledik. Ard arda önce Kuzey Boru sonrasında da Cates Elektrik hisse senetleri tabana oldukça yüklü hacimlerle oturdular. Sönmez Filament Hisse Senedi, Senepam Hisse Senedi gibi sönmez grubu iştirak firmalarından %2.66'lık artışta 65.5 seneden günü noktaladı. Hem DMR Gıda hem de Baydöner Hisse Senedi'nin bugün tavandan günü noktaladığını gözlemledik. Eş zaman olarak da Senepam Hisse Senedi bugün tavan kapattı, tavan açtı, tavan kapattı ve hacim düne nazaran daha düşük seviyede gerçekleşti. 135. gün çarşamba günü emirlerine baktığınızda vakit bugün itibariyle vermiş olduğumuz Senepam hissesinde alış emirlerine gerçekleşmedi. Oldukça fazla sayıda tavandan da alıcı söz konusuydu. 135. günü portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 440.292 TL. Evet anlatmış olduğumuz model çerçevesinde tek seferde yüklü olarak hissesinde alış yapmak yerine gün bazı hisse senetleri alış emirlerine devam ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.